Edeyim. Cumhurbaşkanı hangi özelliklere sahip olmalı? Gürsel Tekin'e bir soru soracağım. Şu grafiği ekranlara getirelim. Hı-hı. İdeal bir cumhurbaşkanının sahip olması gerektiği düşünülen özellikler. Birinci sıra, dürüst ve ahlaklı olması %74,8. İkinci sıra, halkla içici olması %69,5. Üçüncü sıra, siyaseten tarafsız olması %61,4. Bizde olmayan her şeyi koymuşlar. Peki ya, en alt sıralara bakalım. En alt sıralara, en alttan başlayalım. Kadın olması 8,5. Karizmatik olması 20. Erkek olması 15,5. Yani diyor ki toplum, bunların hiçbir önemi yok. Sünni bir Müslüman olması %27. İnançlı bir Müslüman olması %34. Bir parti lideri olması %34. Döndük gene en başa. Dürüst ve ahlaklı olması, halkla iç içe olması, siyaseten tarafsız olması. Güçlendirilmiş parlamenter sistem her ne demekse, herhalde Ocak ayının sonundan itibaren muhalefet partileri genel başkanlarından biraz dinlemeye başlayacağız ne olduğunu. Bu içinden geçtiğimiz sorunlar silsilesine bir çözüm mü? Şimdi bir önceki sistem de çok böyle makbul bir sistem değildi. Bugünkü sistem hiç değil. Bizim temel sorunumuz şu. Bu grafikte de görüldüğü gibi bizim yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Yeni bir sistemden önce yeni bir anayasa. Nasıl bir yeni anayasa? Şimdi ne demek dürüst olacak? Ya Allah Allah, ya bu çok bir şey değil mi? Bu dünyada olması gereken bir şey yani. Batı'da böyle bir şey tartışılmaz yani. Tartışılır ama bizdeki kadar değil. Hakikaten tartışılmaz yani. Ancak böyle bir şey, somut bir şey bulunur, zaten o da 5 dakika yerinde kalamaz. İşte bir bilindiği Alman gibi, Cumhurbaşkanı Alman Cumhurbaşkanı'nın ve yolsuzluk uçak biletleri, yolsuzluk yok. Alman Cumhurbaşkanı hikayesi aynen şu. Alman Cumhurbaşkanı, biz de şimdi mal beyanı veriyoruz ya. Ha. Bizim mal beyanlarımızın tamamı dandik, onu da söyleyeyim yani. Mal beyanlarına falan bakmayın. O sadece işte yasa bir zorunluluk kılmış, herkes mal ve mal beyanları çocukların üstünde, damatların üstünde, ailelerin üstünde, onu gördüğünüzde bakarsınız. Onun için bir savcı olmanıza da gerek yok yani. Bütün şehirlere dolaşıp... Eskiden yargılamalarını yapıyorduk biz de. Yapamazsınız şu anda, öyle bir şey mümkün değil. Şimdi öyle bir şey yok. Peki. Şimdi durum böyle olunca bizim siyaseten, örneğin diyelim ki işte bir Alman Cumhurbaşkanı yolsuzluk yapabilir mi? Yapar da bedelini öder. Yapamaz, hayır, yapamadı. Adam, bırakın yolsuzluğu, mal beyanında kendi komşusunda, aile dostu, 30 yıllık dostunda almış olduğu 300 bin, o zaman galiba euro değildi, mark mıydı? Onu, o mal beyanında bulunamadığı için, Barış gibi bir gazeteci de bunu manşette yaptığı için adam ertesi gün istifa etmek zorunda kaldı. Sadece istifa etmedi, aynı zamanda Alman yargısında gitti, hesap verdi. Şimdi bu mekanizmayı siz oluşturursanız, mesela ben her Batı'ya gittiğimde de sorarım. Atıyorum yani, bir Londra Belediyesi'nde belediye başkanı yolsuzluk yapabilir mi? Yaparsa bedelini öder. Efendim, sistem size izin vermiyor. Vermiyor izin. Zaten başta. Siz bunu koyacaksınız. Öncelikle öyle bir sistem. Bunun için anayasa değiştirmesi gerekiyor. Şimdi, İnsanların siyasette dürüst ve ahlaklı olması için şimdi anayasayı değiştireceksek yandık yani. Benim rahmetlik babamın bakkalı vardı. Bakkalda rahatlıkla her şeyi alabilirdiniz. Atıyorum şimdi, büyük marketlerde bir yolsuzluk yapabilir misiniz? Yani sabah işe gitseniz, işe girseniz, akşam kasa sizi otomatikmen suçüstü ediyor. Şimdi böyle bir sistemimiz denge olmadı. Denge denetleme de. Sistemi. Hiçbir işte, şey yok. Evet. Denge denetleme yok, mekanizma yok. Ya yani biraz önce anlattım. Yani devletin en önemli kurumu Sayıştay bir araştırma yapıyor, rapor çıkarıyor. Ciddi bir yolsuzluğu ortaya çıkarıyor ama adam bedel ödüyor. Şimdi bu bedel ödeyen... Kim bedel yani, ödüyor? Söyleyelim, raporu hazırlayan kişi bedel ödüyor. Sayıştay Başkan Vekili evet, bu raporu hazırladı. Suçu işleyen değil. Suçu işleyen değil. Yani kaldı. Evet, bu suçu şimdi ortaya çıkartan bedel. Şimdi normalde Sayıştay Başkan Vekili'nin ne yapması lazım? Bir Cumhuriyet Savcısına gidip suç duyurusunda bulunması. Var mı öyle bir Cumhuriyet Savcısı? Yok. Nereden o gücü alacağız? Biz gücümüzü yargımızda alacağız. Siyasetten güç alınır mı Allah aşkına ya? Şimdi bütün bu mekanizmaya baktığımızda Türkiye'nin hızla acil yeni bir anayasa, yeni bir hukuk sistemine ihtiyacı var. Bu olmadığı sürece biz sistemimizi değiştirdik. Efendim, güçlü parlamenter sistemi falan. Bir kere siyasi partiler şu anda sorunlu. Siyasi partiler yasasını derhal değiştirmemiz lazım.
dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sistem. Tayinli sistem. Biz 12 Eylül dönemindeki bütün yasaları değiştirdik mi? Değiştirdik. Yok. 3 yasa. Yök duruyor. Yök duruyor. Siyasi partiler. Yökü de değiştirdik de. Yökü değiştirdik. Seçim kanunu. Siyasi partiler yasası %10 baraj. Bir de 2911 sayılı yasa ama %10 barajı. %10 baraj. Hep değiştireceğiz dediler ama kimse değiştirmiyor. Şu andaki parlamentoda bulunan siyasi partilerin tamamının programında bu var. Hiçbiri biz yapmadım. Bunu değiştireceğiz demiş. Hatta AKP daha ileri gitmiş, YÖK'ü kaldıracağız demiş. Şu anda halen kendi... Aslında kaldırdı biliyor musunuz? Artık YÖK değil. Evet, bağlı. Doğru. Cumhurbaşkanı tamam, kendisi yok. Kendisine bağlı. Kaldırdı yani, aslında AK Parti yani. YÖK'ü kaldırdı. Barajı da kaldırdı. Öyle bakacak olursanız herkes çünkü bir ittifak. Mesela şimdi şöyle bir iklim yaratıldı ki son günlerde de televizyonlarda da tartışma konusu oluyor. Anayasa tartışması, görüşme... Bu ne ayıp bir şeydir ya. Bizim elbette bütün siyasi partilerin Türkiye'nin ihtiyacı olan, her vatandaşımızın derdine derman olabilecek bir anayasa tartışması, konuşması olmaması düşünülebilir mi? Ve muhalefet de çekildi. Hayır hayır biz öyle bir şey konuşmuyoruz. Hayır kardeşim. Konuşacağız ve yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Kim rahatsız olacaksa olsun kardeşim. Herkes de düşüncesini ifade etsin. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim şu anda Orta Doğu ülkelerinde ne farkımız var? Ne yapacağız? Yani iyi adam aramaktan vazgeçeceğiz. Dünyada iyi adam, kötü adam diye bir şey yok. İnanın bugün iyi Orta Doğu anayasaların hepsine benziyor. Özür dilerim, bölüyorum ama size iyi bir temas ettiniz. Hüsnü Mahalli'nin kulaklarını çınlatmak istiyorum. Onun son kitabında. Sevgiler, selamlar gönderirken. Hasan kendisi. Tüm Orta Doğu'daki ülkelerin anayasalarını yazmış, üşenmeden yazmış. Bizim başkanlık sistemimizle Orta Doğu'daki devletlerin başkanlık sistemleri arasında neredeyse hiç fark yok. Kesinlikle. Yani o kadar tek adam rejimine giden bir şeyi koymuşuz ki. Ve bunu çok üzülerek söylüyorum. 2016'da dilimle tüy bitti. Dedim ki bakın bu kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak. Bu sistemde hiçbir kuvvet kalmaz. Tabii. Gerçi geçmişte de kötüydü. Ben vebali o zamanki yargının başındakilere, o zamanki yürütmenin başındakilere ve yasamanın başındakilere veriyorum. Bakın Montesquieu'den beri gelen bir şey var. Kuvvetler ayrılığında eğer siz yargıysanız, ben size müdahale ettiğimde hop ruşen deyip durduracaksınız beni. Yargının öyle bir gücü olacak. Tabii. Ama bu kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey o kuvvetin başındaki adamın da kuvvetli olmasını gerektiriyor. Yani yargının başına öyle bir adam koyacaksınız ki eğer ben Yargıtay başkanıyken, başkanıysam siyasetçi bana geldiği zaman kardeşim ben yaparım. Soruşturmamı yaparım. Koşu seni tanımam ben. Evet. Sen benim önüme öyle gelmemek için elinden geleni yapacaksın. Bu jeristokrasi dediğimiz yargıçlar yönetimi değil öyle korku. Hayır. Yargıçlar kadar çok denetlenen, yargıç savcılar kadar çok çalışan bu ülkede az adam vardır. Ama siz onları çalışamaz hale getirirseniz, siz onu siyasi baskı altına alırsanız ve burada yargı artık siyasette bir sop olarak kullanılmaya başladıysa ki uzun süredir bu böyle, o zaman bu ülkede hiçbir şeyin güvenliği kalmıyor işte. Dolayısıyla bu. O zaman siyasetçi çekinecek. Yani ben Özlem Hanım ben bunları yaşadım. Ben 10 bin nüfuslu Kars'ın Susuz ilçesine bir yargıç olarak atandığım zaman, Karabük Yenice'ye atandığım zaman oranın kaymakamı da, oranın jandarması da, oranın mal müdürü de herkes bana saygı duyardı. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben yargıçtım. Herhangi bir yanlış yaparlarsa bunları soruşturma, kovuşturma yetkisini bendim orada. Ama bugün yargıçları, savcıları sıradan bir memur haline getirdiler. Akademiyi ben söylüyorum. Akademiyi, yargıç savcı akademisi 5 sene bana verin. Bakalım dışarıda politikacılar bu kadar rahat gezebiliyor mu? Çünkü yargıç ve savcıların yargıç savcı olma nosyonlarını ortadan kaldırdılar. Memurlaştırdılar onları. Bizim dönemimizde öyle değildi. Bakın çok örneği var. Biri şu. Sayın o zaman Cemil Çiçek Adalet Bakanı'ydı. Bizim adliyenin önünden geçecek arabayla bakan adli. Başsavcı dedi ki ben de komisyon başkanıyım oranın yani kıdemli yargıcıyım. Dedi ki aşağı inelim bakanı karşılayalım. Dedim ki ben yargıcım. Bakanın ayağına gidemem. Eğer bakan çok görmek istiyorsa adliyemizi içeriye girer ben onu odamda ağırlarım. Çünkü Türk milleti adına bu koltuk bana verildi. Ve bu yargılama yetkisine sahipsem yürütmenin ben ayağına gidersem o zaman Türk milletine nasıl hesap vereceğim? Şimdi buradan biz yargıyı bu kadar yüksek bir yerden aldık biz.
memurlaştırdık. Tayinlerini memurlaştırdık, hareketlerini memurlaştırdık. Düşünebiliyoruz. Aklım almıyor benim ya. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun tüm üyelerini partili bir cumhurbaşkanı atıyor. Bu partide cumhurbaşkanı CHP'li de olsa yanlış. Tabii canım. MHP'li de olsa yanlış ya. Bunlar tarafsız ve bağımsız olmak zorunda olan insanlar ya. Yapmayın, böyle olmaz. Yani partili birinin cumhurbaşkanlığı olduğu, şimdi burada bakıyorum. Bakın, sistemimiz 2016. Bu yüzden zaten şunu yaşıyoruz Özlem Hanım. Bakın, o zaman dolar 4.57 idi. Söyledim ben bunlara. Dedim ki ekonomi çöker. Bana dediler ki ya Ruşa ne ilgisi var hukukla şeyin, ekonominin? Göreceksiniz dedim. Yargı çöker, ekonomi çökecek. Hiçbir yere hiçbir şey yapamayacaksınız. Her şeyi bakın, bugün eskiden bir Adalet Bakanı vardı. Bugün Adalet Bakanı yok aslında. Bir Adalet Sekreterliği var. Yani başkanlık sisteminin sekreterliği var. Yani o kadar kuvvetli değil yani. Bakan olduğu dönemdeki parlamenter rejimdeki sorumlulukları olan, hesap verebilir olan bir Adalet Bakanımız yok bizim artık. Bir önceki savcıları, birkaç savcıya bakanın sözü geçmiyordu kardeşim. Böyle bir sistem olabilir. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben kısa hemen toparlayayım. Birincisi, önemli bir filozof söylemiştir. Adalet kutup yıldızı gibidir. Dünya döner, o yerine sayar. Bizim buna ihtiyacımız var, bir. İki, Millet İtfaı'nın acilen, hiç beklemeksizin, efendim işte bunlar da siyasi partiler yasası değiştirecek falan, bunların siyasi partiler yasasını değiştirmeleri mümkün değil. Asla böyle bir şey yapmaz. Millet İtfaı çıkacak, diyecek ki evet, siyasi partiler yasasını derhal değiştireceğiz. Millet kendisini idare edebilecek bir siyasi partiler yasası olacak. Yani ne demektir? Millet iradesi parlamentoya. Ya mesela şimdi sürekli tartışma konusu oluyor. İşte son günlerde Z kuşağı siyasete sıcak bakmıyormuş. Mesela yani 20 yaşında bir çocuk, diyelim ki işte aklında milletvekili olmak istiyor ya da bakan olmak istiyor, belediye başkanı olmak. Hangi yolu deneyecek Allah aşkına, size soruyorum. Nasıl girecek siyasete? Ne yapacak mesela? Seçmen olarak yani, bir işi çok zor. Yani bir yani karar veremiyor Pakistan, bile hala. Elin Pakistanlısı İngiltere'ye geliyor, orada çalışıyor ve Londra belediye başkanı olabiliyor. Çünkü hangi yolu izleyeceğini biliyor. Çünkü hukuk devleti. Evet, yollar var ya. Ne yapacaksın kardeşim? Mahallende seçileceksin, ilçende seçileceksin ve böyle geleceksin. Tayinli sistem yok. Demokrasilerde tayinli sistem olmaz. Bu siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Millet İttifakı'ndaki bütün siyasi partiler diyecek ki evet kardeşim, biz böyle atama sistemi falan istemiyoruz. Yeni bir sistem yapacağız. Peki. Ondan sonrası kolaydır. Peki. Bir itiraz mı bu? Tam sana gel. Evet, Barış'cığım. Biraz aslında provoke etmeye çalışacağım. Tamam. Konuda. Biraz nereden geleceğini tahmin edebiliyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir ideali anlatıyorsunuz ama. Çünkü mesele şu. İkinizin de dediğinin doğru olduğuna inanıyorum. Yani anayasanın değişmesi lazım, siyasi partiler yasasının değişmesi lazım, HSK yapısının değişmesi lazım vesaire de. Lazım filan. Ben ama bunun şekilcilik olduğuna inanıyorum. Yani şu an işte gece yarısı polis baskını, bir dakika, gece yarısı polis baskınının olmamasını zaten anayasa söylüyor. Tamam. Ya da şu an örnek veriyorum, Osman Kavala'nın hapiste olmamasını TCK söylüyor. Anayasa Mahkemesi de söylüyor. Anayasa Mahkemesi de söylüyor. Anayasa Mahkemesi karar ya da dürüst çıkar. Olmak için anayasayı değiştirmemize de gerek yok. Çok ayrı bir şey. Şimdi baktığımızda zaten mevcut kanunlar, mevcut anayasa, mevcut düzen aslında hakimlerin özgür olması gerektiğini de söylüyor. Kadınların dövülmemesi ve öldürülmemesi gerektiğini. Tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini de söylüyor. Basın hürdür, sansür edilemez de diyor anayasaya. Doğru. Baktığınızda. Ya da yani şunu söyleyeceğim. Halk TV'ye verilen cezaların hukuki bir tarafı var mı? Oda TV'nin şu anda kapalı olmasının hukuki bir tarafı var mı? Yani yasayı anayasa biz değiştirsek. Anayasa Mahkemesi'nin onlarca kararına. Anayasayı değiştirsek, yasaları değiştirsek Oda TV açılır mı? Mesele o mu? Şöyle bir şey sorayım. Hayır, yok, bence... bir şey sorayım, devam et yani. Tabii. Güzel bir yerden gelecek. Tabii, bir şey sorayım. Mesela ben Amerika'ya gittim. Trump'ın AVM'sinin önünde her gün protesto vardı. Her gün. Benim de çok ağır kelimelerle. Amerika'daki gazetelerin, televizyonların Trump'a açmış olduğu kampanya hepimiz biliyoruz. Trump istemiyor muydu kapatmayı? Daha fazla. Niye yapamadı? Sen i̇şte devam geldi et. Bu anayasaya takıldı. Ya, hayır. Orada evet. Mesele de şu. Bir dakika. Ama işte bakın. Siz şu anki Türkiye'de yaşayan insanlara böyle bir protesto yapma
özgürlüğünü, korkusuzluğunu, cesaretini toplumsal muhalefet olarak, sivil toplum örgütleri olarak, muhalefet partileri olarak verebiliyor musunuz? Veremiyorsunuz. Veremiyoruz. Veremiyorsunuz. Doğru. Bir kere insanların üzerindeki o korku duvarını açtırmanız lazım. İnsanlara cesaret bulaştırmanız lazım. İnsanlara korku yaymamanız lazım. Konuşmanın ayıp olmadığını, cesaretin bulaşıcı olduğunu yaymanız lazım. Siz istediğiniz kadar yasaları değiştirin. İstediğiniz kadar en güzel Finlandiya'dan, İsveç'ten, Danimarka'dan getirin yasaları. Eğer insanlar ben tweet atarsam, başıma bir şey gelir korkusunu eğer yenemezse hiçbir anlamı yok. Katılmıyorum. Hayır, bence hayır. Hayır, ben bilebilir ya bu ama işte Arda'yı engelleyeceğim. Ya bakın, tartışmaya bir katkısı olmak açısından tamamını engellemiş olacağız.